şöyle, burası Kahire Müzesi, bu adam konuşuyor, konuşsun. Şimdi bu metin, şurada gördüğünüz metin, kendine büyük mezar yaptıran, Firavun mezarlarında var ve piramitlerden birini yapan O diye bir adam var, onun mezarında da var. Bu ne ifade ediyor? Ölmeden önce mezarına konacak her şey. Geçen hafta, geçen ay öyle bıraktık. Bir devamlılık. Yani öldükten sonra yaşayacak ama nasıl yaşayacak? Tanrı'dan ne istiyor? Nasıl bir yer istiyor? Kendinden sonra kendini devam ettirecek durumlar ne olacak dünyada? Hesaba çekilirken ne konularında hesaba çekilecek? Nasıl çekilecek? Buna Ölüler Kitabı diyoruz. Mısır hakkında piyasada yüzlerce kitap var. Yani ben şöyle böyle bir 10 tane seçsem rastgele, bunların 7-8 tanesi yalan dolan, uydurma. Sinan Maden diye bir arkadaş var, bir gün Çanakkale'yi anlatıyor. Yerine gidip gördünüz mü dedim, size hani teklif etmiştim ya gidelim Çanakkale'ye, ondan sonra iş oturdu, ölçtüm biçtim anlattım size. Ben dedim oraya çıkıp yerinde ölçtünüz mü dedim. Ben her yeri gördüm, bir bağırmaya başladı. İşte dedi, bunun gibi dedi, gericiler dedi, Atatürk'ü de dedi, töhmet altında bırakırlar dedi, bu Fethullahçı dedi. Ondan sonra ben seni yazacağım her yere, vallahi. Allah Allah. Ondan sonra Allah razı olsun, bir sürü araştırma yaptım, belgeleri de çıkardım, kitap fuarında gittim. Sinan Bey dedim, belgeler getirdim, okumak ister misiniz dedim. Ben hepsini bilirim, var meğersem orada da sivil polisler dolaşıyormuş, iki kişi geldi koluma baktım, antenleri var. Hocam şöyle gidelim, hocam dediler, bizim emniyette verdiğiniz konferansları biz dinledik, biz sizi çok seviyoruz, böyle adamlara uymayın. Öyle çıktık. Yani arkadaşlar, unuturum diye söylüyorum. İsim verebilir miyim? Bakın, Burç Radyo ve TV'de Kainat Kitabı diye bir program var. Orada da profesör var. Beni mahkemeye verirse verir, İrfan diye. Bir de bizim Selim de konuşuyor da, Selim'e dün akşam konuştum. Bu iki profesör, İrfan Bey sanki nörolog, sanki uzay bilimci, sanki şu, sanki bu, her şeyde Kur'an'da var. Arkadaşlar, ben size bu akşam ayetleri okuyacağım. Akıl nereye kadar? Düşünme nereye kadar? Ne için? Nasıl? Bunu tartışacağız. Bunu konuşacağız. Bir yanlışı düzelteceğiz. Nereden kalmış o yanlış? Geçen hafta söyledim. Belgesiyle ve deliliyle. Ve Üstad, siz kalkıp sahnenin ortasına geldiniz, Sabancı'da size herkes istediği soruyu sordu. Doğru mu? Doğru. Siz de cevap verdiniz mi? Verdiniz. Tartışma çıktı mı? Çıktı. Size bu sema değildir, bu çalınan da doğru müzik değildir, erken de bu, üstelik ben anlatmıştım, bu klasik olarak Mevlana'nın yaptığı bilinmiyor. Oğlunun kurduğu düzen üzerine bu sema dönülmüyor. Tamam. Neden renkli menkli diye de sorular soruldu mu size? Soran profesör arkadaş, iki gün önce, dedikodu yapmıyorum. Arkadaşlar, yani tekke edebiyatında veya tekke adabında işte itiraz edilmez, şudur budur, ama bunlar artık tarihte kaldı. İnsanlar her gün yüzlerce yayın dinliyor, yüzlerce görüntü görüyor, yüzlerce maile giriyor, Google'a giriyor, her şeyi öğreniyor. İnsanların kafasında sorular oluşuyor. Bu soruları sen bana sorma, soramazsın dediğiniz zaman bu adam bir daha size de gelmez, Kur'an'ı da açmaz, yoldan da çıkar. Bunun başka bir izahı yok. Ben size en az bizim fakültede 50 tane örnek getiririm. En az. Kesin. Bundan dolayı. Terslendiklerinden dolayı. Din böyleyse ben de bundan değilim diyor adam. Bitti gitti. Ya aç kitabı bak diyorsun. İkna etmek çok zor. O kitaba bakmak için. Şimdi Perşembe akşamı anlatılıyor. Orada işte yani velilerden değilim. Örnek gösterdi, onun yetiştirdiği profesör arkadaş. Dedim ki, burada yazılan, soru bu, burada yazılan, ifade edilenler, Kur'an'da bunu destekleyen herhangi bir ayet var mı? Varsa söyler misiniz?
Cevabını bildiğiniz soruyu sormayın dedi. Ha dedim, bu akademisyenlik oluyor şimdi. Bu akademisyenlik oluyor. Arkadan bir izahat daha yaptı. Dedim ki bakın, Hazreti Davud yandaki, Tevrat'ta yazıyor. Yandaki, tabii şimdi basılı olan Tevrat diyeyim, doğru Tevrat demeyeyim. Bu günaha girmeyelim. Bilmiyoruz çünkü. Basılı olan, bir Mason arkadaşın tavsiye ettiği, yani genelde okunan, Tevrat'ta, İstanbul'da, Tünel'de bir kitap evi vardır. Eski ahit kitapları satar. Oradan gittim aldım. Bakın, Tevrat'ta net bir şey yazılı. Hazreti Davud, oturduğu yerden, yan taraftaki komşusunun damında bir hanım yıkanırken çok hoşuna gider. Görür ve çok hoşuna gider. Komutanı çağırır. İşte bir yer zapt edilecektir. Oraya giderken kalenin en önünde, en öne onun kocasını koy der. Adam da ölür. Ve bakın, bu konuda Allah'ın adaleti şudur. Hazreti Musa da bir yumrukta adam öldürmüştür, biliyorsunuz. Daha sonra peygamberlik verilmiştir ona. Bu hatası için de Allah'tan özür dilemiştir. Yazılı zaten bunlar, yani eklediğim çıkardığım hiçbir şey yok. Öyle Allame-i Cihan değilim, ekleyip çıkaramam. Allah göstermesin, zaten yapmam. Hata olarak belki. Arkadaşlar, buradaki adalet şöyle yerine gelir. Hazreti Musa'nın ilk ibadeti, ibadethaneyi yapması engellenir. Aynen bizim Kur'an'da Müslümanların yaptığı gibi. Müslümanların arasına nifak sokmak için ayrı bir cami yaparlar. Peygamberi de ona açmaya çağırırlar. Peygamber gitmez ve yıktırır. Kur'an'da ayet var. Durar camisi. Böyle. Bizim Karadeniz'e giderseniz çoktur. Haba amcamın oğlunun camisinde mi kıldı namazı? Kahve öbürünün kahvesi ya. Ne bileyim ben, daha nerede kıldık namazı da çayı nerede içemeyeceğimizi. Ha beni habraya sokmadı, ben de habraya yaptım. İyi ettin. Yani iyi etmedin tabii. Öyle öyle şey olur mu? İkisi de boş. Biz de güleriz bu işlere. Şimdi ve mabedi yapamaz. Şu anda İsrail'in Mescid-i Aksa'nın altını oyduğu gerekçe, oyma gerekçesi de temellerine ulaşacağım. Kubbetül Sahra'nın ve Mescid-i Aksa'nın altı oyuluyor. Yukarıdan aşağıda Filistinli gençler oyuyor. Evet, ben bu olayın tam, çünkü oradan bir hatıra almak istiyordum. İyi yakalanmadım ama evde duruyor. Eski Mescid-i Aksa'dan bir hatıram var. Demir parçası olsun. Çünkü 60'lardı zaten. Ve Hazreti Süleyman yapar. Onun ismin Süleyman Mabedi'dir. Hazreti Davud Mabedi yapamaz. Yaptırılmaz. Allah müsaade etmez. Bu da böyle yazılı. Anlatabildim mi söylediğimi? Şimdi gelelim burada yazılana. Burada yazılanın biraz sonrası, şurayı atlamadan bulmaya çalışayım size. Tam az geriye gideyim. Evet. Şimdi arkadaşlar, burada şuradan ben başlayayım da baştan sona anlatayım. Şimdi bakın, terazi bu. Az geri gideyim. Bir saniyelik. Tam burada anlatmıştım geçen hafta. Şimdi ölüm anında Tanrı huzurunda, bakın bu bir terazi. Şöyle, şurada sapı var. Burada Tanrı durur ve bu terazinin bir kefesinde tüy vardır. Ve o tüyün yanında da timsah bekler. Şimdi teraziye kalbi şurada durdurayım. Bakın, terazinin bu tarafında da kişinin kalbi vardır. Şurada. Burada da tanrılar bu işi kotarıyorlar. Şimdi bu tüy eğer bu kalpten daha ağır gelirse, bu kalbi yer ve bu mezar için yapılan tüm hazırlık hiçe gider.
hiçlik olur kişi. Bu korkunç bir şeydir. Çünkü varlığının sürmesini ister kişi. Anlatabiliyor muyum? Kalbin bu milattan önce belge bu belge 1700-1800 milattan önce, ama daha önceki belgelerde de aynı çizimler var. Dolayısıyla insanlar yaşarlarken kalplerinin tüyden daha hafif, kötü işlerle yüklenmemiş olmasına bakar. Anlatabildim mi? Kalbin duygu bütünlüğünün, düşünce bütünlüğünün, hareket bütünlüğünün yeri olduğu düşüncesi bu belgelerde var. Ancak geçen zaman içerisinde, şuraları atlayayım. Şurada bir şey göstereceğim size. Şimdi bu laboratuvarlarda çalıştım. Yani fiili olarak çalışmadım. Buradan alınan numuneyi çalıştık. Yani benim sorumluluğumda olan bir proje değildi. Şurada yeri tam göstereceğim size şimdi. Bu gene aynı hikayeye geriye dönüyoruz. Şimdi bu Versailles Sarayı. Şimdi bu sarayda bir şey fark ediliyor. Bütün her yer ayna. Şimdi bu aynalardan, yansımadan dolayı kalbimizle mi görüyoruz, aklımızla mı görüyoruz? Akıl kalpte mi? Duygu, düşünce, inanç kalpte mi? Yoksa başka bir yerde mi? Farklı bir şey mi? Bu 1600'ler, yani 1400'lerin sonrası 1600'ler, bazı insanların şüphelerini sürekli gıdıklayan bir çağ. Bu aynalardan, bir dakika, şimdi oraya geleceğiz. Şimdi şurada bir park, çocuk parkı. Her şey hareket ediyor burada, sular hareket ediyor, oyuncaklar hareket ediyor. Bu neyi sembolize ediyor? Bu şöyle. Birisi sarayın, o aynalı sarayın bahçesinde bir heykel görüyor. Bu heykelin su fışkırttıkça eğiliyor, su bitince gene doğruluyor. Su doluyor. Bizim Karadeniz'de takatuka diye bir alet var. Fotoğrafını, filmini kime gösterdiysen, profesörler dahil yani bir sürü adam, akla bilemediler. Ayıları kaçırtır. Bal petek koyunca domuzları ve ayıları kaçırtır. Müthiş bir alettir. Nenem kayınpederinin zamanında yapıldığını söylüyordu. Ondan eski olduğunu söylüyormuş kayınpederi neneme. Nenem 96 yaşında, 1980'de öldü. 80'lerde öldü. Düşünün. Yani 1800'den beri Karadeniz'de bu icat var. Nedir bu icat? Bir uzun kalas. Kalasın bir ucuna, o zamanlar pahalı olduğu için tahtadan oyarlarmış her şeyi. Tabak mabak hep tahtadan. Nenem öyle diyor. Bir ucuna böyle bir lenger oyulmuş, konmuş, asılmış. Öbür ucuna da artık metal çok önemli ama artık işe dayalamayan şeyler, ne o? Tencereler, işte kazanlar öbür ucuna asılmış. Şimdi böyle bir kalas düşünün. Bir ucunda böyle eski bakır kapmap, öbür ucunda da bir kazan var. Şimdi denge yeri arkaya doğru yakın yapılmış bunun. Şimdi buraya da bir taş konmuş. Böyle taş ama dikine duruyor. Üstü böyle girintili çıkıntılı bir taş. Bazen 2-3 taş oluyor. Şimdi derenin suyu buradan geliyor. Bu lengere doluyor. Lenger yalnız kaşık gibi biraz. Ne oluyor? Buradan aşağı basıyor. Su ağırlanıyor. Aşağı basıyor. Ucu havaya kalkıyor. Ama aşağı çok basınca eğimi artıyor. Eğimi artınca su boşalıyor. Su boşalınca, ya diyecekler ki profesör ne anlatıyor? Şimdi olayı seyrediyorum. Yani sanki oradayım, gülmekten ölüyorum. Şimdi boşalınca su tabii hafif kaçıyor. Takteravalli oynayan var mı içinizde? Takteravalli gören var mı ya?
Öyle bakmayın bana ya. Aferin, bak ne güzel el kaldırıyor herkes. Eyvallah. Takdiravalli. Bazen böyle terbiyesiz adamlarla oynarsan, böyle atlar sandalyeden, sen gelir aşağı gan diye vurursun. Şimdi su boşalınca atlamış gibi oluyor. Bu taraf kapkacak var ya ucunda asılı. Buraya aşağı iniyor. Tabii farklı kaplar olduğu için her vuruşta farklı ses. Ben bunları kaydettim. Geldim bizim ses laboratuvarına verdim. Kaydettiler. Abi adam dedi ki, ya hocam dedi, hiçbiri birbirine benzemiyor bu seslerin. Çünkü farklı duruyor. Tasları her seferinde yukarı aşağı iniyor. Oraya vuruyor, böyle gancır guncır bir ses çıkıyor ki dağ sesiyor. Böyle buraya adam gelmez, ayı değil ne gelsin? Ayı zaten korkuyor. Bu müthiş bir icat. Bunun yerine gazlı tüple top icat ettiler. Böyle duruyor duruyor patlıyor, duruyor duruyor patlıyor. Abicim, üçüncü günden itibaren ayılar geliyor. Ayı çünkü çözüyor olayı. Aynı ses ve aynı patlama. Bir başkası Rize'de çok uğraştı. Farklı zamanlarda patlıyor. Asileri az geri gidiyor. Bu sefer tüp patladı. Yaptığı alet. Hocam bildiğiniz gibi değil. Şimdi burada gördüğümüz alet bizim bugünkü bilimi çok etkileyen bir şey. Nasıl etkiliyor? Şimdi burada diyelim oyuncağa su geliyor, piskiye dönüyor, geri gidiyor ya. Birileri şöyle düşünüyor. Acaba insanoğlu da böyle bir otomat mı? Yani bir şeyler koyuyorsunuz buna, öyle öyle hareket ediyor. Başka şeyler koyuyorsunuz, böyle böyle hareket ediyor. Bu, o zamanlar bilgisayar yok. Ama kafasına ne işlenirse, sonradan bunu yaptırılıyor. Askerde çok önemliydi. 28 gün 16 komut öğrendik. 16, sağa dön, sola dön, şu bu. 16, yahu üçüncü günden itibaren gerzek olsak insan çıldırır. Aynı şeyler. En sonunda bir kurmay albay var. Öbür karacıya soramıyorduk da havacıya müsaade alıp yani emrediyor, sor diyor. Siz de soruyorsunuz. Ha, soruya geleyim. Size o tip soruları soran ve töhmet altında bırakmaya çalışan hoca bana ne dedi biliyor musunuz? Orhan Bey dedi. Siz artık bu toplantılara gelmeseniz iyi olacak. Düşünebiliyor musunuz? Bilim. Korkunç. Çok üzüldüm hoca adına. Bilim böyle bir şey değil. Tabii ben verdim cevabımı. Burası üniversitenin salonu. Ben de bu üniversitenin emekli hocasıyım. Sizinle aynıyım, gelirim dedim. İzninizle de tabi değil hocam dedim. Bu kadar. Şimdi burada bakın böyle bir mantık. 2016 1600'ler adam ne düşünüyor? Bu oyuncak daha yeni de bu çekilmiş. Peki. Çok özür dilerim. Hastanelik bir durum var. Acil bir şey. Kim? Bu araç sahibi acil alması gerekiyormuş. Çocuğun kaşı parçalanmış hocam. Tamam gitsin. Şey ya sen söyle. Ben anons edeyim ya da. Evet. Peki. 35 AD 2227 plakalı arkadaş kim? Bu plakalı aracın sahibi kim? Burada mı? Salonda mı? Salonda değil hocam. Olayı büyütmeyeyim. Önemli bir olay. Arkadaşa danışsın lütfen. Tekrar okuyorum. 35 AD 2227 plakalı aracın sahibi muhakkak bir görevliye danışsın. Bana gelsin ya da şu kağıdı alsın. Çünkü salona duyurmam doğru olmayacağını düşündüm. Peki. Şimdi bakın bu oyuncaklar böyle gidiyor. Acaba biz otomat mıyız? Bu kendiliğinden yani böyle enerjiyle şunla bunla çalışan aletleri 1400'lerde İslam düşünürlerinden birisi yapmış. Şimdi size tam yerine geleceğim. Evet. Şimdi burası. Bu adam değil, öbür adam. Bir daha bulursam. Şimdi problem şu. Bakın, demin bir bardak gördünüz. Bu bardağı şu kapıdan girip burada bir bardak görürseniz ve ben arkasına siyah bir zemin koyarsam bardağı yuvarlak görmezsiniz.
bardağı dörtgen veya dikdörtgen görürsünüz. Bu ışıklar dolayısıyla gölgeleme olduğu zaman ancak daire görürüz biz. Yani küreyi görürüz, daireyi görürüz. Benim mesela burada ışık farkları olmasa düz olarak görürsünüz. Ya da gözünüzden birisi çalışmasa gene düz görürsünüz. Derinliği algılamazsınız. O zaman tamam, biz otomat mıyız? Bir soru daha. Biz gördüğümüz doğru mu? Biz yanılgı içinde miyiz? Görmüyor musun dediğimiz zaman, görüyorum ve böyle görüyorum derse doğru söylemiş olmayacak mı bize? Peki ne olacak? Şuraya geçeyim. Yani adamı size göstermek istiyorum. Hepsi bu kadar. Hah, gölgesi gözüküyor ama olsun. O eviydi. Ölmüş ya. Şu arkada resmi görüken adam. René Descartes. René Descartes şöyle düşünüyor. Ya bu mumu görüyorum. Bu yanıyor. Eriyor. İyi de demin yanıyordu. Şimdi mum nereye gitti? Mum alevi mi oldu? Bundan 400 sene evvel düşünüyor yalnız. Onun karbona döndüğü, oksijene ayrıldığı, o olduğu, bu olduğu bilinmiyor. Bu gölgede kalan adam, aşağı arkadaki şu amca. Bir başka şey. Biz ışığı görüyoruz. Hemen arkasından Newton geliyor zaten. İkisini birlikte çizim. Biz bir ışık görüyoruz. Gündüz de gökyüzüne bakın. Işık görüyorsunuz değil mi? Yaprağa düşüyor, yola düşüyor, her yere düşüyor. Bir su parçasını şöyle atın ya da bir disket alın elinize, bilgisayar disketi. Ya da bir cam kırığı alın. Hiç yaptınız mı? Şöyle tutun ışığa. Demin beyaz gördüğünüz ışık renkli gözükür yerde. Onu boyadı mı hocam? O su parçası boyadı mı onu? Arabalara asıyorlardı bir zaman, modaydı. Böyle dönerken bembeyaz metal, yedi renk refle vermeye başlar. Birisi mi boyuyor bunu? Ben yanlış mı görüyordum demin? Beyazdı. Şimdi böyle mavi, kırmızı, sarı, yeşil. Ne oluyor? Sabahtan beri renklerle uğraşıyorum. Sarkartacağız da. Bakın burada bu renkleri görüyoruz. Gökyüzünde bir şey. Kocaman bir şey. İyi renk renk. Peki gökyüzünde bu kadar müthiş bir şey yoktu, vardı. Vardı, yok oldu. Nereye gitti? Niye her yağmurda görmüyoruz? Ya hoca çok sıkıcı oldum bu akşam artık. Durmadan niye neden? Öyle değil. Bunlar gidiyor. Peki otomatlar yürüyor. Ben otomat mıyım? Ya ben neyim ya? Ben neyim? Ben şimdi konuşuyorum. Acaba okuduğum kitaplar olmasaydı ben konuşabilir miydim? Aklımdan bir şeyler geçebilir miydi? Ben kimim ya? Siz kimsiniz ya? Kendinize soruyor musunuz? Ben kimim? Ben ne işe yararım? Şuraya tape kaydetsek, buraya Google'ı koysak yaptığım işi yapıyor. Bakın yeni bir program geliyor şimdi. 6 ay sonra falan mı ne çıkıyor? Facebook'ta çocuklarınızın resmini öyle her yere gönderemezsiniz ha. Kanunen yasak. Bizim çocuk donluyken böyleydi. Bebekken şöyleydi. Yok öyle şey. Mahkemeye verebilir, sizi vermiş zaten. Beni herkese ifşa edemezsin. Bu benim özelim. Şimdi Facebook bakmış olmayacak, mahkemeler artıyor. Şimdi bir şey göndereceğiniz zaman o şey kanuna aykırıysa ekranda yazı çıkacak. O program yapılıyor şimdi. Akıllı ol. Bunu gönderme, ceza yersin. Aklınızdan evet. Gönderdikten sonra başkasının aklından geçeceği size söyleyecek. Ya da artık böyle şeyler göndermenize program müsaade etmeyecek. Akıl nerede? Telefonunuzun içinde mi, sizde mi? Akıl nerede? Sizde mi, telefonunuzun içinde mi? Yolu bilmiyorsunuz. Kardeşim bir söylesene ya. Git başımdan lan. Senle mi uğraşacağım? Yo. Açıyorsun. Adresi giriyorsun. Bir de konuşuyor. Sağa dön. Sağa dön. Yani yanlış yaptın. Geri gel. Geri gel. Sağa dön. İleri git. İleri git. İkinci sokaktan sola dön.
Birkaç sene önce seslisi yoktu. Bizim Can oğlum, büyüğün evine gidiyorum İstanbul'da. Aldı eline telefonu. Baba ikinci sokak, kendimi salak gibi hissettim. Ben yıllarca dağda haritaya bak, pusulaya bak, altimetreye bak, hesap kitap yürü. Ben devreden çıktım. Hiç Can söylüyor dönüyorum. Öyle yap böyle yap. Askere geri geldik. Albay'a sorduğumuzda bize bir cevap vermişti. Soru sormamak eğitimidir askerlik dedi. Emir tekrardır. Vur deyince vuracaksın. Öldür deyince öldüreceksin. Yat deyince yatacaksın. Niye yatıyorum olur mu ya? Burası laboratuvar mı? Burası konferans yeri mi? Burası askerlik. Elbiseyi giydin, tüfeğe taktın, yürü dedim mi yürüyeceksin. Niye yürüyorum? Yok sevabı. Evet, aklı orada bırak. Emre uyu. Allah Allah dedim, bunu akıl edememiştim. Gülmekten öldük. Hakikaten öyle, akıl edemedik. Ama bunu adam düşünüyor. Ben niye varım? Sonunda, bakın bu soruları sormaya devam ederseniz, belki bulursunuz, belki bulamazsınız. Bilmem ama kendi bulduğu şu. Yahu diyor, o zaman var olan bir tek şey var. Bu soruları soran aklım, ben. Düşünmem. Düşünmüyor olsaydım bu soruları soramazdım. O zaman tek var olan şey düşünmek. Düşünüyorsam varım, düşünmüyorsam hiçbir şey yapamam demiyor da düşünüyorsam varım diyor. Kibar adam. Devamı yok. Anlatabildim mi? Bu görüntüler bu. Peki Kur'an ne diyor bize? Hoca diyor ki gelip konferans dinlersen düşünüp de soru sorma. Sorma ya. Soracaksan gelme. Mikrop adam. İşin kötüsü, ben çocukluğumdan beri hep böyle azar işitiyorum. Alışamadım. Hiç uslanmıyorum. Hiç akıllanmıyorum. Öyle. Allah beni böyle yarattı diye bir şey söyleyemeyeceğim. Nasıl yarattığını bilmiyorum. Yalan bir şey söylemeyeyim size. Ama esas kaynak Kur'an-ı Kerim. Kutsal tek bir kitabımız var. Bakın, kutsal tek bir kitabımız var, Kur'an-ı Kerim. Üstad ister kabul eder, ister etmez, ister kızar, ister kızmaz. Hadisler rivayettir. Hadisler rivayettir. Ravilerin zinciri ve güvenilirliği ve Kur'an'a uygunluğu gibi hadis usulleri vardır. Onlara uygun olanlara da sahih hadis denir. Allah razı olsun. Onun için üstüne yazdım. Ne olur ne olmaz. Oradan bir arkadaş geçen gün sormuştu. Biz hadisi okuyoruz. Sinan Kar... deney yapıldı. Yapmıştım ama bir kere daha rica ettim. 1.400.000 mikrop, bir karasinek, bir kokmuş ete ve yemeğe konup kalkıp uçtuğu anda sağ kanadı, sol kanadı bilmem nesi yok. Mikrop. 1.400.000 bir sonuç, öbürü de 1.200.000 bilmem kaç bin mikrop. Bir kondu, kalktı, bir şey yerken üstüne kondu, ısırdınız. Afiyet olsun. Böyle. Tamam. Rakam da bu. Bilim böyle işte. Şarapla açalım işi. Bakın ayet çok net. Bakın hiçbir ayetin başında bu müteşabihtir yazılı değil. Alimlik, ulemalık yaptığınız işle ölçülür. Size başkalarının verdiği makamla ölçüyle ölçülmez. Yaptığınızla ölçülür. Ve nasıl ki bilimde budur dediğiniz zaman, sinek böyledir dediğimizde mikrobu sayarsınız. Bu kadar. Bu salon büyük, bu salon küçük. Bu bilimsel bir cevap değil. Bu salonun sahnesi 15 metre. Derinliği 6 metre. Yüksekliği 5 metre. Büyük mü küçük mü karar ver. Tamam. Bu salon 250 kişi alıyor. Büyük mü küçük mü eyvallah. Ölçü bu. Biz buna çok alışık değiliz hayatımızda. Ama dün akşam çok iyi eski bir dostumla, bir de eleştiri vardı o konuşmaların içerisinde. Neden biz böyle düşünemiyoruz'u konuştuk. 2,5-3 saat. Neden? Bilim adamımız da neden bunu yapmıyor? TÜBİTAK'ta jüriye gitmiş. Jüride yapılan tez, doçentlik tezi tamamen bilim dışı. Yani referanslara, makalelere uymuyor. Jüri başkanı demiş ki reyleyelim. Rey ile bilim olmaz ya. Rey ile bilim olmaz.
100 bin kişinin 999 bini evet dese, bir tane kanıt hayır diyorsa kanıt geçerlidir. Olmaz. Hakkında en fazla methiye olan hekime mi gidersiniz? Güvenilir olan ve başarılı olan hekime mi? Soruyorum size. Güvenilirlik başta gelir. Bizim dinimizin esas, net ve tartışmasız kaynağı, tartışıyorsanız imanınız yok. Hiç problem değil. Bu sizin derdiniz. Zaten peygambere de söyleniyor. Uğraşma onlarla. Tebliğ ettin mi? Ettin. Hazreti Nuh yakını ya Allah. Sen diyor işini yaptın. Bin gemiye. Al alacağını. Ya baba, oğlu orada kalmış. Gelmiyor mu diyor. Git ya diyor, ben gemiden hoşlanmıyorum. Evet, böyle bir dünya. Hazreti İbrahim, babası dayanamıyor, bir de dua ediyor. Evet. Bakın, bütün bu hikayelerin hepsi var. Nasıl var? Bu akşam böyle 4-5 süreyi siz ayarlayın, keseyim. Devam ediyor çünkü, devam etmeyeyim. Sana şarap ve kumardan soruyorlar. Soruyorlar bakın, peygambere Kur'an'da diyor ki, sana soruyorlar. Ben soruyorum Kur'an'da var mı diye, sen gelme toplantıya diyor. Kimsin? Profesör. Öbürü de yetiştirdiği profesör. O da maaş alıyor bu devletten. Ve bu kanunda şu yazıyor. Araştırma yapmak, yazmak ve toplumu eğitmek. Araştırmaları ve bilgisi konusunda toplumu bilgilendirmek. Bizim üç tane akademik, bakın bir profesöre, bir doçente, bir bilmem kime soru sordunuz, cevap vermiyorsa kanunu çiğniyor. Söyleyin, haram edin. Ben müftüye söyledim. Maaşımdan, sizin maaşınıza düşen, Diyanet'in maaşına düşen. Hakkımı helal etmiyorum dedim burada bir Kur'an kursu açmadığınız sürece. Bildiğimiz Kur'an kursları değil, ezberi tekrarıya. Kur'an'da ne yazıyor, niye yazıyor, nasıl yazıyor, ne anlama geliyor. Yok, İzmir vilayeti sınırları içerisinde böyle bir kurs yok. Yok, yok dedi. Ben de dedim haram ediyorum çünkü aksi halde hak etmeyen insana bir şeyler veriyorsam ısraf veya başka bir şey olur. Allah benden hesabını sorar bunun. Vicdanen rahat etmek için, yoksa dedim olanı yiyin, beni ilgilendim. Evet, rahatsız oldum. Bu da bana iyi günler hocam dedi. Allah razı olsun dedim, çıktım. Sana şarap ve kumardan soruyorlar. De ki, bu ikisinde büyük bir günah. Bir de insanlara bazı faydalar vardır. Bir daha okuyayım mı? Büyük bir günah ve tefsiri de getirdim ha, yanlış yazdı diyenler olur diye, kitap burada. Bilim adamı olunca böyle kanıtlı dolaşmamız lazım. Bir de insanlara bazı faydalar vardır. Fakat günahları faydalarından büyüktür. Arkadaşlar, biz hayatımızı yürütmek için yaptığımız hemen hemen her şeyin bize faydası olabilir, vardır, zararı da vardır. Ateş sizi kışın soğukta ısıtır. Çok faydalı bir şey. Sobayı yaktınız, harika bir şey. İyi güzel, lodos esiyor. Sobayı söndürmediniz, zehirlenirsiniz. Bakın, sizi donmaktan kurtaran soba, ön tedbirini almazsanız sizi öldürür, karbonmonoksit çıkarır. Su içiyorsunuz. Ben size yukarı bakarken birden bir su dökeyim. Bakın nasıl boğuluyorsunuz. Nefes burnunuza gitsin. 1,5 damla, 2 damla su. Anlatabildim mi söylediğimi? Her şeyi sayabiliriz. Mesela hava, değil mi? Hava alıyorsunuz. Hava aldıkça ooo dinçleşiyorum. Size ben öyle bir hava aldırırım ki, samimi söylüyorum yani, hava alma metodu söylerim ki, en geç 15 ila 20 saniye içinde küt diye bayılırsınız böyle. Hard diye düşersiniz aşağı. Evet. Aynı şey. Kanınızın pH'sını değiştiririm. Yani asitliğini değiştiririm. Bu mümkün. Onun için mesela, oh ne güzel yoruldum, derin derin üst üste nefes alayım. Sakın ha yapmayın. Küt diye gidersiniz. Oturun. Evet. Böyle yeşil kırmızı görmeye başladınız mı, kesin o işi. İlk sinyal geldi demektir. Beyin asidoza en duyarlı organdır.
size renk gösterir önce. Yine sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. Bakın diyorlar ki biz ne kadar yardım edelim? Üstad ne kadar yardım edelim diyor. Kaç kişi soruyordur kim bilir. Kıytıracak ya bir yerinden. Hacca kaç kere gidelim? Umreyi kaç kere gezelim? Kaç kere sohbete katılalım? Hesap. Bakın de ki fazlasını, bakın oradan sonrasını şöyle alayım mı ayeti de okumayın ondan sonrasını. Diyor ki fazlasını, yorum, geçimini temin ettiğinden fazlasını. Arkadaşlar gelin bir anket yapalım. Geçim için neler yazıyorsunuz? Araba olacak, ev olacak, her gün mükellef sofra kurulacak, hiç kimseye borç olmayacak. Daha sayalım listeyi. Bir başkasına soruyorsun. Vallahi bir oda olsa, mutfağı da olsa, kimseye de müştaş değilsem, karnım da toksa, sırtım da pekse, bir elbisem olsun yeter bana. Bitti. Bakın gördün mü? Onun için fazlası ne? Bu. Diğeri için fazlası? Başka. Ama Kur'an fazlası diyor. 1/40 deniyor ya size. Hiçbir yerde yazılı değil. Rivayetlere dayalı, onun ona, bunun buna söylediğinden kaynaklanmış. Bunu size çok net söylüyorum. Genetik profesörsün, bilemezsin, lafı geçti. Böyle. Böyle. Bir gün size seferi olmayı da, kilometreyi de anlatırım. Bakın kaynağında ne var diye. Onun için, sizin için gönlünüzde yeterli bulduğunuzdan fazlasını infak edin diyor. Eğer sizin ameliniz, imanınız, salih yönünüz, takvanız yerindeyse rahat rahat infak edersiniz. Çünkü verdiklerinizin sevinci sizi sevindirir. Evinizde bir fazla bir şeyin sevincinden daha büyük bir sevinç hissedersiniz. Mutlu olursunuz, mutlu. Organlarınız daha iyi çalışır. Hormonlarınız daha iyi çalışır. Yüzünüz daha güleç olur. Karamsarlığa daha geç girersiniz. Beyniniz sizi daha iyi kontrol eder. Öyle. Sağlığınıza yatırım yaparsınız. Evet, doğru. Bunların hepsi denendi. Evet, kaynak not edin. Ya da Vedat burada mı? Web sitesini artık çalıştıracağız. Oraya yazacağım bunları. Koyacağım. Bakara suresi, 2. sure. 219. Bakın arkasından bir tane daha geliyor. Şöyle tam ortalayayım. Siz, bu okunuyor mu öteden? Yattı büyüteyim yani. İyi güzel. Hiç sizden biri şöyle bir, aşağıdan başlayayım da kafa karıştırmasın. Şöyle az az gösterelim. Yukarıdaki öyle kalsın. Hiçbir şey ister mi? Kendisinin altından çayların aktığı, bakın şimdi hayal ediyoruz. Hem fazlasını verecektik ya, ama insanoğlu öyle bir şey istiyoruz ki altından çaylar akacak. Böyle evimiz ya, önünde böyle dereler olacak. Eyvallah. İçinde her türlü ürün olacak. Gez gez bitmeyecek. Amcamın oğlununki daha büyük. Benimki bir ağaç daha büyük olacak. Olmaz. Olmaz. Benim başıma geldi arkadaşlar. Otostop yapıyorum. İskenderun'dan yola çıktım. Almıyor kimse. Sıcak, nem, korkunç. İlk defa böyle şıp şıp damladığını terimin duyuyorum. Ama gideceğiz. Yola çıktık. Neticede dağı böyle tam aşıyorum. Bir jip durdu. Aldı beni. Gittik. Bir ovanın ortasında bir köy. Allah! Bir indik jipten. Arkada zaten adamlar vardı ama ben o yorgunum ki. Bayılmak üzereydim yani. Öyleydi demek ki. Görmedim arkadaki adamları. Beyefendi bir durdu. Arkadakiler jip, arka kapıyı, o arkadan açılan jiplerden eski, Willis'lerden. Ondan sonra onlar indi. Allah muhafaza, her şey şeklik. Efendi, kafa böyle ama. Böyle katıyan, böyle. Hafif yandan. Ondan sonra böyle ızmandut gibi adamlar. Ağam indi. Buyur dedi, buyurduk. Ağanın misafiriyiz. Oh, herkes. Yemekler yedik filan. Akşam oldu, yattık. Benim sesim çıkmıyor. Hiç anlattı bir şeyler ama duymadım bile. Vınlıyor kulağım. Sıcak. 50 küsur dereceydi yani güneşte. Neyse. Ertesi sabah dedi ki, delikanlı dedi, sen dedi böyle bizim köylere göstereyim dedi. Üniversite 2'deyim.
Ondan sonra çıktık. Lan bir köye geliyoruz, köy yok. Adam diyor köye geldik, köy yok. Meğersem evler aşağıda. Yukarıdan iniyorsun aşağı. Böyle üstünde bir iki cam var, yok. Oo, millet nasıl? Perişanlık korkunç. Korkunç. Gerçekten söylüyorum. Sizin içinizde yamalı pantolonları giyenleri görenler vardır. Yaşınız buna müsait. Ama o hiçbir şey. Korkunç. Dökülüyor. Fakat herkes böyle bir kuyruk. Böyle kafayı da bir aşağı, şu boynun içine çekiyorlar. Böyle. Allah Allah dedim, ne oluyor ya? Ben hiç böyle bir şey görmemişim. Ankara'nın altına inmemişim. İstanbul, Rize gidip gelmişim, bu kadar. Bir de Ankara. Ya ikinci köy, üçüncü köy, dördüncü köy, fazla uzatmayayım. Vallahi galiba 15. mi 17. mi neydi? Öğleye doğru bir ağacın altında durduk. Sofra hazır. Mükellef. Ya anlatıyor ama ben de böyle şey, artık canlandım yani. Sabah kahvaltısı da yaptık. Adama sorular soracağız ama adam hep anlatıyor. Ya sofraya oturunca biraz sakinleşti ortam. Fakat burama geldi. Dedim ki bu hak mı, hukuk mu dedim. Bu insanlar zelil zebil. Bu köyler senin, nasıl oluyor dedim. Hocam o efendi adam gitti. Paris'te okumuş avukat. O efendi adam gitti. Hiç unutmuyorum, böyle karardı. Orada bir tane çavuş var. Çavuş dedi. Ondan sonra gel buraya gel. Al bunu at dedi. Komünist namussuz dedi. Şimdi tamam, lafın nereye gittiğini çaktık. Çünkü yemeği yedik, aklımız geldi. Bize atacaklar yani. Vurulacağız. İki adam, bir tane önde. Şimdi çavuş önde oturuyor. Vilis'e bindik yine. Böyle Urfa yoluna doğru iniyoruz. Böyle bir yukuştan aşağıya. Dönüyor bana bakıyor. Hasbinallah ve nimel vekil diyor. Lan diyorum, bu adam dindar bir adam. İyi bir adam. Fakat yer arıyor. Şoför diyor ki buraya mı gitsek, şuraya mı? Ulan insan korkuyor yani, insansın, terliyor zaten sıcak. En sonunda döndü. Hasbinallahü ve nimel vekil dedi, böyle yırdığı bir adam. Yahu dedi, bela mısın sen dedi. Estağfurullah dedim yani. Dedim mi demedim mi pek hatırlamıyorum, yalan söylemeyeyim. Böyle ter, korku, titriyorum. Seni dedi, anan dedi, hayırlı günde doğurmuş dedi. Benim oğlum askerde dedi, ne kadar da benziyorsun dedi, kıyamayacağım sana dedi. Atın lan bunu yola dedi. Yolun kenarına çıktık, böyle arkadan böyle bir tekme atmadılar, yalan söylemeyeyim ama. İn lan aşağı dedi. İnerken vurdu bir tanesi enseme. Yola indim. Şimdi jeton düşmüyor yani. Ulan vurulacaktın, hayatta kaldın değil mi? Bir otobüse bindim, Mardin'e gidiyor. Urfa'nın ilerisindeyiz. Şoföre anlattım, hani dert anlatacağım. Git dedi arkaya otur dedi. Git arkaya otur dedi. Kimseye anlatma dedi. Mardin'de de durma dedi. Oradan devam et sen dedi. Ben Mardin'e bir gittim bir geldim. Zaten bir caddesi vardı. Hemen öbür otobüse doğru Diyarbakır. Devam. Evet. Böyle bir adalet bugün. O adama yetmez. Yetmez. Düşünüyorum da bu ayeti okudum da hep gözümün önüne gelir. Sayıyor. Daha diyor 45 köy yok. 42 köy var dedi. Ben de hak mı hukuk mu diye başladık. Gördük sonra ne olduğunu. Otur yemeğe, akşama da yersin. Jipi de verir belki. Götürürler seni Mardin'e. Yani hiç. Laf olabilir gene. Evet, burada şimdi diyor ki tam bu bir ayet, bir önceki ayetten farklı bir manzara çiziyor. İçinde her türlü ürünün bulunduğu. Bak, ırmaklar akacak. Her türlü ürün olacak. Hatta anlamayan için diyor ki hurma. O bölgede en önemli şey. Üzüm. Olacak. Üstüne üstlük. Bir de ihtiyarlığın gelmiş olacak. Ellerin tutmaz olacak. İş görmez bir zürriyetin de olacak. Yani çoluğun çocuğun da böyle iş görmüyor. Böyle de malın mülkün var ama. Bir sürü hizmetçi. Oh! Para var mı? Geliyor. Ama bakın ne oluyor. Derken ona ateşli bir bora isabet ediversin. Bahçe yerli ayeksan olsun. Katmayalım. Burada yazın. Bahçe yanıversin. Arkadaşlar, bu bize diyor ki, elinizde bir şey varsa, kendinizde bir şey varsa, bunun gidebileceğini düşünün. Ben size bir rakam söyleyeyim. Allah rızası için, kendi içinizden lütfen, ama başka türlü anlayamazsınız. Bir der misiniz? Hep birden, isterseniz yüksek sesle söyleyin. Bir. Bir. Söyler misiniz bunu? Bir. Bunun
%1,5'unu söyleyebilir misiniz? Ses olarak. Bir gayret edin evde. Yapamazsınız. Bakın. 15 milisaniyedir bunun. Bir saniyenin binde birinin 15 tanesi. Bir saniyeyi. Bine bölün. Bir saniye. Saate bakın. Onun binde birini bir hayal etmeye çalışın. Aklınızda bir yapmaya çalışın. Ben Greenwich'te görmüştüm. Göremiyorsun. Rakam öyle tırırırt geçiyor. Arkadaşlar, ömrünüzün uzunluğu ondan ibaret. Kalbiniz sıkıştı, gevşedi, elektrik topluyor. İki tane böyle elektrik alanı var üzerinde. Beyinden elektrik gelmez. Koluma sinirlerle gelir. Kalbin öyle değil. Kendi şarj eder. İki yer. Purkinje dipleri falan. Neyse işte. Uzatmayalım. O elektriğin toplanması ve tekrar kalbinizin çalışması için 15 milisaniye. Geçti. Dışarıdan 2500 volt verirler. Şarj etmedi. Bir daha olmadı. Bir daha tamam bitti. Allah selamet versin. Allah rahmet eylesin. Anlatabildim mi söylediğimi? Onun için her kalp atışının şükrünü bilmek ayrı bir şey. Müthiş bir rakam. Ben buna kafayı takmıştım. 3 gün falan böyle yazdım, çizdim. Laboratuvar aletleri var böyle çok hassas. Ölçmeye kalktım falan. Sonra kardiyolojiye gittim. Oğlum dedi sen kardiyolog değilsin. Bu kadar uğraşma ama çok iyi anlamışsın konuyu dedi. Evet bu. Her nefes aynı şey. Bakın nervus vagus var. Şuraya. Şöyle bakın. Ya öğretmeyeyim size bunları. Böyle bastırırsınız. 20 saniye doğru yere bastırın. Tak. Bitti. Boğmayacaksın yani. Sadece şöyle. Bu kadar. Var ya böyle tekvando filmlerinde falan tak diye vuruyor, tık diye gidiyor. Doğru onlar. Ensenin bir yeri var. Toplu iğne. Sokun. Tak felç olur. Hiç. O kadar. Yani her hareketin müthiş bir organizasyonu var. Tabii o dönem anlanacak şey ırmak, dere, bağ, bahçe. O misal verilmiş. Peki sonu bakın nasıl bitiyor. Düşünmüyor musun ya? Düşünmüyor musunuz? Hep var mı zannedeceksin? Nerede yazıyor biliyor musunuz bu metin? Bundan 200 küsür sene önce. Nerede yazıyor biliyor musunuz? Benzeri, çok benzeri nerede yazıyor? Bilge Kağan anıtında, taşında, oymasında. Onlar diyor, doydukları zaman acıkacaklarını düşünmezler. Acıktıkları zaman doyacaklarını da düşünmezler. Türk Ocağı'nda geçen hafta konferans veriyordum. Dövmeyecekseniz gerçekleri anlatacağım dedim. Dayak varsa hoşunuza gidecekleri anlatacağım. Söz verdiler, bunları anlattım. Mosmor oldular, böyle bakıyorlar. Türkler hani hep böyle, hep şöyle, hep şöyle. Öyle değil, adam yazıyor. Yazmış, taşta duruyor. Gümüş diyor, gümüş. Hoşunuza gider. Altın, aynen böyle yazıyor. Gümüş, altın, hoşunuza gider diyor. Çin'in ipeklisi yumuşağınıza gider diyor. Onlara yanaşırsınız diyor. Onlar da sizi alırlar işlerine diyor. Akıllılarınızı yok ederler. Dikkat edin hepinizi değil. Niye hepsi değil? Düşündünüz mü? Devam ediyor cümle. Erkeklerinizi köleleştirirler, kızlarınızı cariye yaparlar. Niye öldürsün? Salak mı Çinli? Akılsızsa kullanacak. Akıllıysa yok edecek. Aklı yeter ona. Tamam. Akıl bu. Bilge Kağan anıtı. İsteyen burada. Gösteririz. Evet. Onun için bakın bunların hepsi bir delil. Kimin için? Dikkat edin. Kimin için? Burada iman eden yazıyor mu? Yazmıyor. Ne yazıyor? Düşünen için. Yarın sabah kalktığınızda bir bakın ya, sokaktaki kuru dalların nasıl sürgün verdiğine bir bakın. Sonbaharda nasıl o sürgünlerin çöküp gideceğini düşünün. Siz niye bundan ağrıyor olasınız? Ben neden bundan ağrıyor olayım? Yok. Aynı döngüyü yaşıyoruz. Şimdi bunları teyit eden bir tane daha. Allah ayaktayken, geçen gün bir arkadaşa dedim, yatarken Kur'an okuyorum dedim, yatarken.
Yatarken. Hatırlıyorum da ortaokulda ilk hatim indirdiğimde Allah Allah, üstünü değiştir, abdesti al, bilmem ne, Allah Allah, o Kur'an'a dokunacağız. Yani şimdi gelirken açıyorum, okuyorum, yazıyorum. Çarpılmadım Allah'a şükür. Şimdi de okuyoruz işte. Bilgisayara yazılır mı? Hadi fetva. Bu gavur icadında ne işi var bunun? Arkadaşlar, 400 sene. 400 sene. Elle yazılması dışındaki herhangi bir yazı kabul edilemez. Dinden çıkmadır. Matbaa basıyor İstanbul'da. Rumlar çalışıyor. Ermeniler basıyor. Ortodoks kilisesi basıyor. İslam yazarsa okuyor. Toplumun %3'ü okur yazar. Benim dedemin babası da hattatmış. İstanbul'dan ağacı falan göstermişti nenem. Ağacın altına oturur. Kur'an-ı Kerim yazarmış. Tabii eski Türkçe yazdığı için Kur'an-ı Kerim diyorlar ama ezberden yazarmış. Anladığım kadarıyla Kur'an Molla'ymış çünkü Molla Mehmet ismi. Var hocam, bir şeyler var. Yatarken hep Allah'ı zikrederler. Bakın, ne yapacakmışız? Kalbim atıyor mu? Şükür ya Rabbi ya. Boş kaldın, şükür. Başka bir şey düşünüyorsun, araya bunu da sok ya. Şükür. Bakın, bunu soktuğunuz zaman bir şey aklınıza gelecek. Ya beni bir koruyan var ya. Ya beni annemden daha fazla seven var ya. Anne rahminde gibi güvendeyim ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Olur ya, imanını tazele. Evet, burada yazıyor. Yerin yaratılışını düşünürler. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Arkadaşlar, işte buradaki düşünce, oturup böyle düşünmek değil. Çalışıp yerde ne var? Ne oluyor? Bu tohum nasıl burada yeşeriyor? Nasıl bu toprak elma oluyor? Bunu düşünmek, bunun analizini yapmak. Gökyüzünde görmediğiniz bir sürü alem var. Daha yeni keşfedildi bir tane daha. Onları ancak Hubble diye bir teleskop yapıp öyle gidip gökyüzüne bakarsanız görürsünüz. O adamın gökyüzünü görmesiyle bizim geceliğin bakıp aa yıldızlar ne güzel dememiz arasında bir fark var. Çok büyük bir fark var. Düşünce sabır gibi. Nasıl sabır yatıp öyle durmak değilse, düşüncede durmadan tekrar etmek değil. Düşünce adım atmak. Düşünecek başka bir şey bulmak. Altına da ilave ediyor. Sen bunu boşuna yaratmadın. Sübhansın. Hadi yani şunu da söyleyeyim. Ben bunları görsem, düşünsem bile sen düşündüklerimden de daha muazzamsın. Anlatabiliyor muyum? Sübhanım. Düşünebildiğim sınırın da daha üstündesin. Peki? O halde o ateşin azabından bizi koru. Üstad da gösterdi geçen gün. Bu sorum da oydu geçen akşam. Cennetini istemiyorum. Allah Allah. Cehenneminden de ben seni istiyorum. Ya Kur'an'da Allah diyor ki, Allah'ın bir nimeti, cenneti de yaratmış, cehennemi de. İman sahibiysen istemiyorum, sana mı kaldı lan? Sanki ziyafet sofrasında. Yer misin? He, yemem. Arkadaki yemek daha iyi, onu çok yiyeceğiz. Yok öyle bir şey. Ya ateşin azabından bizi koru. Amin diyen var mı? Eyvallah. Allah razı olsun. Ha iyi oluyor. Daha fazla dua ediyorum cennet için. De ki, zamanım doldu mu, bunu okuyayım mı? Tamam. De ki, ben size, üstadın da hoşuna gitmeye başladı. Baktı, 2 sene, 3 sene belki adam gitti, başka bir adam geldi. İnşallah hocam. İrfan alıyoruz biraz, öğreniyoruz. De ki, ben size Allah'ın hazineleri, bakın, peygamber için konuşulanları, sahabe için konuşulanları, o konuşmaların arkasına sığınıp insanlara kazık atmaları bir düşünün. Hilye-i Şerif, led ışıklarıyla ışıklandırılmış, peygamberimizin hayatını Hazreti Ali'den rivayet eden hiçbir alimin itiraz etmediği, 19 lira 90 kuruş, yanında da ümmü bilmem ne nuskası var, komşumun çocuğu olmuyordu, vallahi oldu.
Üç tane yetmezse iki tane alın, indirimli. Evet. Radyo Medine. Ne efendim? Vallahi parayı yemeyebiliyor. Anladığım kadarıyla. Bilemeyeceğim. Ya bunu zaten sormaya gerek yok. Efendim, kefenin yanına konulamazmış, yasakmış. Ama kefenin üzerine yazdırılabilirmiş. Baskı yapıyorlar ya. Amerikan bezine baskı yapılıyor. Hocam onun için sana gel dedim. Sen şimdi kefende böyle bir füyenin baskısını görsen. Ne yapacaksın? Hadi buyur. Fetva hocadan. Peki. Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum diyor. Bakın Hazreti Peygamber diyor ki insanlara, Allah diyor ki Hazreti Peygamber'e, Allah'ın hazineleri benim yanımda değildir. Allah adına size bir şey veremem demek bu. Size sadece tebliğ ederim. Dikkat edin. Kur'an böyle söylüyor. Hangi alim ne söylüyor beni hiç ilgilendirmiyor artık. Net bu. Bilinmeyen, görünmeyen alemi de bilmem. Bakın Hazreti Peygamber'e Allah azimüşşan böyle söyle diyor. Doğru mu? Ne demek doğru mu? İmanınız varsa doğru. Mushaf burada. Size ben bir meleğim de demiyorum. Buyurun. 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 Estağfurullah. Kefeni unuttun. Yanmayan? Yanmayan kefen vardı bir de. Hocam oraya gelemedim daha. O yanmayan kefen vardır, satılıyor. Vardır, vardır. O vardır. Yanmıyormuş. Ahlakın sınırı yok hocam. Eksi ve artıya doğru bir skalası var. Tabii yanmayan kefen satıyor adamlar. Ahlak ve açgözlülük eksiye doğru da insanı getirebilir. Bunlardan vazgeçebilirsiniz. Ahlak o zaman kristalleşir. Bunlar daha önemli hale gelir. Ahlaksızlığın da sınırı yok. İnsan olduğunda her ikisi de var. Her ikisi de var. Her meslekte de var. De ki demem. Bakın peygamber ne demeyecekmiş? Tekrar söylüyorum. Allah'ın hazineleri yanımda demeyecek. Ben sana şefaat ederim. Ancak böyle cennete gidersin. Bir tokat. Bilinmeyeni, görünmeyeni bak. Sizin evde saklı ha şurada. Yok ya. Yok böyle bir şey. Peygamber için de yok. Ne diyor arkadaşlar? Ben ancak bana vahiy edilene uyarım. Biz neye uyacakmışız arkadaşlar? Peygamber eğer biz kelime-i şehadet getiriyorsak, peygamber vahye uyuyorsa biz de vahye uyacağız. Ve Allah'ın ona söylettikleri yani sahih hadislere uyacağız. Hepsi bu. Hasan'a, Hüseyin'e, Mehmet'e, Ahmet'e değil. Ha onlar bize öğretirlerse onlara minnettar olacağız. Onlara saygı göstereceğiz. Onlardan öğrenmek için koşacağız. Eyvallah. Orada soru bile yok yani. De ki, kör görenle bir olur mu? Bunu görmeyen olarak yazacaktım bugün ama yukarıda Hamdi Yazır yazdığım için, orada da öyle yazdığı için. Arkadaşlar, bakın bu başka bir şey. Bu böyle bildiğimiz körlükle ilgili değil. Bakın, biz bilmediğimiz şeyin körüyüz. Sadece gözümüzün, yani şu gözün görmemesi körlük değil. Bilgisizlik de bir körlük. Farkına varmamak da bir körlük. Anlamamak da bir körlük. Anlatabiliyor muyum? Ultrason çıkana kadar anne rahmindeki çocuğun bacağı mı çıkık, ensesi mi burkuk, Down sendromlu mu değil mi diye kördük, bilmiyorduk. Ama ultrason çıktığında görüyoruz şimdi. Hatta anne isterse fotoğrafını da veriyoruz. Doğru mu? Doğru. Manyetik rezonans çıkana kadar adam beyin ameliyatı olacak. Beyninin neresinde hangi büyüklükte ur var bilemezdik. Yok. Yok. Şimdi adam alet ayarlıyor. Hatta kemoterapide, radyoterapide başka bir şey var. Hastanın modeli çıkarılıyor. Bilgisayara aktarılıyor. Yani bilgisayar çıkarıyor. Orhan Terzioğlu'nun
başı burada, kuyruğu burada, başındaki beyni burada, gözü burada, şusu burada, busu burada. Bastığı zaman şualanmak için yanlış yeri bir milimetreden büyük hatayla şualamıyor. Teknisyen oraya veya doktor orayı şualamak istese bile radyoaktif yani terapi ışını verecek olsa bile alet kilitleniyor. Bitti. Çünkü modele uymuyor. Model orada yatıyor. Ama adetin kafasındaki modelle işi yapıyor. Anlatabildim mi söyledim? Böyle bir dünyadayız. E bunlar yoksa körüz onun için. O zaman bizim gördüğümüzü mikroskop önümüze konmadan biz suyu pırıl pırıl görüyoruz. Pırıl pırıl suyun içerisinde 5 milyon mikroorganizma var, bakteri var, mikrop var. 5 milyon insana yeter. Evet, 4,5 milyona kadar 5 milyon civarında biz gayet berrak görürüz. Temiz su deriz ona. Evet, öyle. Saydım yani bunları hep saydığım için yıllarca bu işte uğraştım. Ancak bana vahiy edilen uyarım, de ki körle görme, o zaman biz gördüğümüzden görmediğimizi çalışacağız. Bunun tek bir yolu var, adı bilim. Adı bilim. Şu anda giydiğiniz her şey bilimin ürünü. Giydiğiniz her şey bilimin ürünü. Akşam yediğiniz, yemeği pişirdiğiniz her şey bilimin ürünü. Şu salondaki bu elektrik bilimin ürünü. Bu alet bilimin ürünü. Cebinizdeki telefon bilimin ürünü. Sabaha buluruz, say say git. Peki nasıl bitiyor sonra? Artık düşünmez misiniz? Yani görmediklerinizi görebilir hale kendinizi niye getirmiyorsunuz ya? Ben söylemiyorum. Bakın, bilim bu duruma gelmeden bundan 200 sene evvel yapılan yorumlarda bunları söylemeleri mümkün değildi insanların. Anlatabiliyor muyum? Ulemanın dik alası olsa söyleyemez. Yok böyle bir dünya. Onun için Allah bizi affetsin inşallah. İnşallah bu konuşma hayra geçer. Yarından itibaren gördüğümüz iki şeyi söyleyeceğim size. Bir tanesi tuz. Görüyor musunuz tuzu? Çok affedersiniz. İçinizde tuz görmeyen var mı? Bir elini kaldırsın. Böbreğinizden süzülürken böbreğe neler yaptığını, ne kadar yük bindirdiğini gören var mı? Ben kalkayım mı ayağım? Gören var mı? Açayım burayı. Var mı? Yok. Ama bizim nefrolog arkadaş çok iyi görüyor açtığı zaman. Arkadaşlar, yediğiniz ekmeğin ve yediğiniz sebzenin, meyvanın içindeki tuz sizin için, benim için, herkes için yeterli. Yeterli. Bakın tekrar söylüyorum. Yeterli. Diyordu ya, yeterinden fazlasını infak edin. Almayın ya da. Taşımayın ya. Taşımayın arkadaşlar. Kesin şunu. Kaldırın. Kaldırın. Vücudun tahammül sınırı bunun en fazla 70 kiloluk bir insan için yarım çay kaşığı, tepeleme çay kaşığı değil ama ha, silme. Öyle numarası yok. Bir çorba kaşığı içeceksin, adam tepeliyor. Ne düşmezse iyi olur diye üstünden. Oh. Yok öyle bir ölçü, sileceksin. Onun yarısı en fazla. Bu vücudun kapasitesinin üstü. Bırakın ya, kaldırın. Emanete hıyanet etmeyin. Ölçüyü kaçırmayın, yazıyor. Ölçüyü kaçırmayın. Biz onu bir denge üzerine yarattık. Denge bu. Görmüyorduk, görüyoruz şimdi. Aldınız mı başınıza belayı? Hep problem Mustafa Bey'den. Çağırıyor beni, konuş diyor, biz de konuşuyoruz. Böyle. Kesin arkadaşlar, bu memlekete zul yaratmayın. 45 yaşından sonra bir toplumun son 30 yılda 4 misli artmaz böbrek hastalığı. Her bir diyaliz muazzam bir para. O aletler para. O laboratuvarlar, o atölyeler, o doktorlar para. Başkalarının rızkını elinden alıyorsunuz hakkımdır diye. Hakkın hakkın değil, zehir olsun. Zıkkım olsun. Git kafanı duvara vur. Sonra beni tedavi et. Vurma lan. Adam dönüyor diyor ki duvarı yıksaydınız diyor. Lafa bak şimdi. Evet. Aynı şey. Yapmayın.
Yapmayın. İkinci bir şey. Hareket edin. Hareket edin. Onu üçüncü söyleyeyim. İkinciyi söyleyeyim. Televizyona çıkıp bas bas konuşan kardiyoloji hocası, kadının ismi neydi? Neyse. Ha? Karatay. Yalan ve bilimsel yanlış söylüyor. Bakın kaydediliyor bu. İster yayınlayın, yayınlanacak. Böyle bir yanlışlık olamaz. Nereden? Okumuş. Neymiş? Buğdayın içerisinde, buğday 1940'lardan, 45'lerden sonra ıslah edilmiş veya genetik değişikliğe uğramış. Gluteni zengin olan buğday. Gluten proteinden ibaret. Amino asitler var içerisinde. Ve bazılarının bağırsağında reaksiyona meydana geliyor. Sadece bununla olmuyor bu iş. Aynı zamanda biz yoğurdu doğru dürüst yemiyoruz. Gidin farklı evlerden maya alın. Veya hiç ticari yoğurt satın almamış, eskiden beri yoğurt mayalayanlardan maya alın, onunla yoğurt mayalayın. Lütfen yoğurdunuzu mayalayın. Çünkü ticari yoğurtlarda lactobacillus denilen bir, neyse ya girmeyelim Latincelere, özür dilerim ya, durmadan böyle şey yapıyoruz. Hava atıyorum değil yani, alışkanlık konuşuyoruz. İki tane doğru dürüst bakteri var stokta, onunla yapılıyor. Normal, sağlıklı yoğurtta 25'in üzerinde bakteri var. Bunların her birinin bağırsaklarda bir görevi var. Farklı vitaminlerin emilmesini sağlıyor ve bağırsakların kıvrımlarının düzleşmemesini sağlıyor. Düzleştiği zaman gıdalardan beslenemiyoruz. Kron hastalığından başlıyor bir sürü hastalık. Ben 15 sene evvel söylemiştim arkadaşa. Şimdi bana diyor ki, genel cerrah, ya diyor o kadar arttı ki sen bunu nereden çıkardın? Genetik problem mi? Ne genetik problemi? Yoğurdu değiştirdiler dedim. Evet. Çünkü rüzgar gelişi belli oluyor ne olacağı. Fırtınaya mı dönecek, dönmeyecek mi? Yoğurdunuzu mayalayın. Çünkü ticari yoğurt, sizin mayaladığınız yoğurt 3 günden sonra ekşir. Ticaret bunu kaldırmaz. Rafta duracak. Ekşimeyecek. Aldığınızda da ekşimeyecek. Arkadaşlar, bu çok ciddi bir sağlık sağlayacak size. Bir ödev daha verebilir miyim? Aldık gidiyoruz. İki cümleye, iki tane örnekle bitireceğim. Lütfen, işlem görmemiş. Ekmek yiyebilirsiniz, yiyin zaten. Ölçüyü kaçırmayın. Ölçüsü şu, ya bel çevrenizi ya boyunuzu, kilonuzu ölçersiniz. Size pratik yaptıracağım isteyenlerle, onu şimdi unutmadan söyleyeceğim sonunda. Konuşuyorum, yapıyor musun derseniz, ücrete tabi değil, yapacağız. Terazi var, en pahalısı gittim baktım, en ucuzundan başladım 15 lira. Gayet güzel çalışıyor. 4 tane süpermarkette inceledim terazileri, karşılaştım. Kız da bakıyor bana ne yapıyorsun diye. Standartlarına bakıyorum dedim. Sorumlu musunuz dedi, hayır dedim. Ama müşteriyim dedim, bakabilir miyim? Bakabilirsin. Yani şimdi öbür türlü söylesem bir sürü soru vereceğim. Müşteriyim dedim, eyvallah bak seçeceksin. Evet, kilonuz artmıyorsa bunu doğru yiyorsunuz. Vücuttan karbonhidratın fazlası yağa dönüştürülür, başka bir şey olmaz. O da kilo yapar, tamam. Su içsem şişmanlıyorum diye hiçbir cümle geçerli değil. Vitamin içiyorum şişmanlıyorum, bu da geçerli değil. Vitamin şişmanlatmaz. Ulan bir tane hap kilo yapar mı lan? Kaç tane yani 10 kutu alsam belki bir kilo gelir. Verirler mi adama o kadarı? 25 lira şu kadarcı. Yok öyle bir şey. Arkadaşlar ölçüsü bu. Profesörü de bu, doktoru da bu. O kadar. Popo büyütmenin zarardan başka hiçbir şey yok. Memlekete zarar. Kendinize zarar, memlekete de zarar. Evet, diyabet hastalığı 1980, gülmeyin bana bakıp, diyabet hastalığı 1980'den sonra 12 misli arttı. Siz bir ampulün kaç lira olduğunu biliyor musunuz? Üstelik bok bakterisinden elde ediliyor. Evet. Evet, aynen böyle yapılıyor. Kaşınmayın yani, egzama olursunuz. Son bir şey daha, lütfen hareket edin. Nabız saymayı öğrenin. Haftada 3 defa yarım saat nabzınız 120 olacak şekilde hareket edin. Önümüzdeki hafta yaşarsam Üçkuyularda Engelliler Parkı var. Dünyada hiçbir şehirde ben bayağı gezdim, bayağı dolaştım. Hiçbir yerde görmediğim muazzam bir kent ormanı var. Orada Engelliler Parkı'na gelen olursa kendileriyle yürüyüş,
nabız ölçümü, tansiyon ölçümü, hacamat, macamat hepsini yapacağız. Söz. Saat kaç diyelim? Gelmek isteyen kimse var mı? Ücretsiz. Hiçbir şey. Bir de üstüne yürüyüş yapacağız. Haftaya hangi gün olsun? Cumartesi, pazar çalışanlar vardır. Pazar olsun isterseniz. Efendim? Ya da cumartesi. Efendim? Pazar. Saat kaç? 9 iyi mi? 8. Buyurun. İyi, tamam. 10. 10. Üçkuyularda sorun Engelliler Parkı. Arabalı vapur iskelesinin yanı Engelliler Parkı'ndaki şeyde çayhanede buluşuyoruz. Hiç kimse gelmezse kendimi ölçeceğim. Hocam görüyorsunuz değil mi? Hizmet böyle oluyor. Öbür konuştuklarımız hiç hizmete sayılmadı abi. Evet. Allah razı olsun. Sağ olun. Ha, bu konuda soracağınız en fesat soruları hazırlayın lütfen. Lütfen. Bilmediklerimi çalışırım. Bildiklerimi anlatırım. Olur biter. Üstad hakkını helal etti yani. Geçmedim diye. Aa, özür dilerim. Tamam. Tam zaten. O 60 dakikada oldu. Bitti. Evet. Kaldırıyorum bunları.